Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. İşçinin ve emekçinin bayramı. Tüm emekçilerin bu özel gününü kutluyor. Emeklerinin kıymetinin her zaman, her koşulda bilinmesini umut ediyoruz. Emek bu dünyadaki en kutsal şeydir diyor ve hepimizin gününü bir kez daha kutluyorum. Ve bugünkü kutlamaların sağlığımızdan daha önemli olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen birbirimizi incitmeyelim. Umuyorum ki kazasız belasız bir şekilde bugünü atlatabiliriz. Haberlerden de oldukça kaos görüntüleri geliyor. Umarım sakince huzurlu bir şekilde kutlamalarımızı yaparız diyorum. Ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocama bir hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız? İyiyim. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. İster kas gücü alın teri, ister beyin teri, düşünce gücü olsun. Emek her zaman kutsal. Evet. Emekçi kardeşlerimizin hepsinin beyniyle, gücüyle, belleğiyle, kasıyla, kemiğiyle çalışıp üreten herkese selam olsun. Teşekkür ediyoruz bu güzel kutlama için ve hocama sormaktan usanmayacağım. Çünkü hepimizin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesini bugün çok net şekilde soracağım. Hocama diyeceğim ki yaşlanmasak olmuyor mu diye. Az sonra cevabını kendisinden alacağız. Günümüzün en önemli konularından bir tanesi her kadın hayatında keskin bir dönemeç olduğunu düşündü ve genellikle hep böyle bir kabus hali gibi anlatan menopozun bu sefer olumlu yönlerinden, faydalarından da bahsedeceğiz. Bir başka önemli bir konu, hocamız diyor ki zombi hücreler bizi hasta eder ve yaşlandırır. Buna nasıl bir dur diyebiliriz deyip zombi hücrelerine bugün birazcık daha yakından bakacağız. Bağırsak sağlığımız cildimizi nasıl etkiliyor konuşacağız. Yine bağırsak bugünlerde konuşulan en önemli konulardan bir tanesi, hatta ikinci beynimiz yerine bugün artık belki de birinci beyin olarak bile konuşulmaya başladı. Bağırsak sağlığımızın öneminden yine bahsedeceğiz. Sıcak havalarda yine sıklıkla haberlerde de duyduğumuz kene tehlikesi. Kene tehlikesine karşı nasıl korunabiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hepsini hocamıza konuşacağız. Mutfağımızda Nur Anaç var. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Neler yapıyoruz bugün? Ne kadar güzel enginarlar. Evet, çok güzel enginarların tam da mevsimi. Bugün o yüzden bir bahar pilavı yapacağız. Hem otlu hem enginarlı, sebzeli. Ve çilekli, muzlu, kıtır bir tatlı crumble yapacağız. Glütensiz ve rafine bak, şekersiz. O kadar. Neysiz ve neysiz? Glütensiz ve rafine şekersiz olacak. Bana. Evet. Bana yani resmen. Evet. Ay harika. Çok sevdiğim bir sana nadir yaptım gibi tatlı olacak. Ve gerçekten de bu tarifi merak ediyorum diyorum. Şeker ilavesiz diyor. Evet. Müthiş. Gerçekten merak ettiğim bir tatlı olacak. Tarifini az sonra birlikte hem alıyor hem de sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama ondan önce sokaktayız ve işte Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamıza sizlerden gelen sorular. Hocam merhaba. Eksozomların gençleştirme etkisi var mıdır? Evet, yani çok anlatıyorsunuz bu konuyu. Evet, çünkü çok gündemde. Gündemde ve önümüzdeki dönemin mucize. Evet. İlaçları bile diyebilirim Çağlar. Nanoteknolojinin, biyoteknolojinin ve yapay zeka, AI'ın hayatımıza girmesiyle sağlıkta çok şeyin değişeceğinden, adeta devrim niteliğinde yenilikler olacağını hepimiz zinadır. Şüpheniz olmasın diyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Eksozomlar da bunlardan birisi. Ve eksozomların ana hücreler, kök hücrelerin içerisinden çıkarılmaları, ayrılmaları, eksozom tiplerinin tayin edilebilmesi, hangi eksozomun bizi yaşlandırdı, hangi eksozomun bizi gençleştirdi, hatta hangi eksozomun cildimize, hangi eksozomun saçımıza, hangi eksozomun kalbimize, dizimize, eklemimize, kasımıza, kemiğimize iyi geldiğinin anlaşılması gelecekteki en önemli araştırma ve ilgi alanlarımızdan biri. Başta benim öyle. Bizim zaten hep ilgi alanımız. Sizin evet, siz bir eksozom kremini de denemeye başladınız bu arada. Evet. İnşallah evet. Memnun kalırsınız. Evet. Ama burada mesele şu Çağlar. Yeni ve modern tıp, daha önce de söylediğim gibi artık kimyasal ilaçlardan uzaklaşmaya, nasıl söyledi biraz önce Nur Anaç, şeker ilavesiz yapıyorum. Artık kadınlarımız mutfakta nasıl kimyasallardan, katkı maddelerinden uzak kalmaya çalışıyorlarsa, modern tıpta kimyasal ilaçlardan uzaklaşarak doğada zaten mevcut olan, var olan ilaç niyetine moleküllerden bize zaten yaratılmış ve takdim edilmiş ama bizim aklımızın onu bulması gereken sırlardan faydalanmayı düşünüyor. Eksozom da işte o doğal mucizelerden, birisi. Eksozomlar da o doğal mucizelerden birisi. Hücrelerin içindeki hayat pınarları, hayat ambalajları, kargoları, paketleri. Yani eve hizmet, alo getir diyorsun ya, alo götür, işte yemeğimi, şusunu, busunu istiyorsun.
bu egzozom da öyle bir şey. Hücreye diyorsun ki bana şunu gönder. Paketliyor, hücrenin dışına atıyor. Yeter ki sen o dışına attığını çöp zannedip çöp kutusuna atma. Paketi aç, içindeki ilacı. Yüzün için, cildin için, gözün için, kalbin için, kasın için, kemiğin için, hatta kanser için kullan. Hmm. Kanser terapisinde egzozom mucizesi bir başka konuşmamızın önemli konusu olacak. Ne kadar güzel bir haber, evet. Aynı zamanda bu. Yaşlanan ve yorgun egzozomlar, değil mi hocam? Var, evet, onlar var. Da yaşlanıyor. Gençleri de var, yaşlıları da var. Gençleri de var, yaşlıları da var. Tabii ki. Bu kargo taşımaktan, o taşıyıcılık görevini yapmaktan yorulanlar peki ne yapacaklar? Ya da zamanında çok iyi egzersiz yapanlar daha mı geç yorulacak, daha mı geç yaşlanacak? Yoksa kaçınılmaz bir son mudur diye ben artık bu konuya dayanamayarak giriş yapmak zorunda kalıyorum. Yaşlanmasak olmaz mı? Yaşlanmasak olmaz Çağla. Yaşlanmak zorundayız ve iyi ki yaşlanıyoruz. Kafanın çok karışacağını, bizi izleyenlerin de ya olur mu hocam genç kalsak daha iyi değil mi diyeceğini biliyoruz. Biliyorum. Ama şunu söylemem lazım Çağla. Biz belli bir yaş diliminde büyüyoruz. Büyürken çok hızlı bir şekilde çoğalıp gelişiyoruz. Belli bir yaş diliminde büyümemizi koruyacak bir takım çabalar içine giriyoruz. Belli bir yaş diliminde de artık büyüyemiyoruz. Koruma çabalarımızla, onarma çabalarımızla, büyüme çabalarımız başa baş gitmiyor. Yıpranmaya başlıyoruz. İşte o dönem tamir dönemi. Hmm. Eğer senin oğlan gibi sen büyümeye devam etseydin, bugün bu bir hipofiz hastalığından dolayı, bir hormon hastalığından dolayı hastanede yatıyor. Uzun, 1.99 boyunda bir Çağla ama hasta, kemikleri eriyen, kasları eriyen ve yürüyemeyen, şekeri yüksek, problemli bir Çağla olurdu. Burada mesele şu, hepimiz bilmeliyiz ki biz eğer büyümeye devam edersek çoğalmaya devam etmek zorundayız. Hücrelerimizin daha çok bölünmesi lazım. Daha çok bölünmeye sınırsız devam eden hücre ne hücresiydi? Kanser hücresi. Dolayısıyla, o da çoğalıyor. Dolayısıyla biz zaten eğer yaşlanmasaydık 40 yaşında kanserleşir ölürdük. Biz büyümeyi durdurduğumuz, mevcut büyümemizin bize sağladığı gücü onararak, tamir ederek ömrümüzü uzattığımız bir yaşlılık dönemini yaşadığımız için 70, 80, 90 hatta 100'ü hayal ediyoruz. Onun için yaşlanmak, büyümek için bir sürü sebep çıktı bravo, şimdi ortaya. Bravo. Farklı bir açıdan bakmamız konuşalım biraz sonra. Evet. Yaşlanmak, büyümeye çalışmak değil, onarmayı arttırmaktır. Onarmayı arttırmak için neler yapmamız gerektiğini de az sonra konuşalım. Sokaktaki sorularla şimdi devam edelim. Buyurun. Hocam merhabalar. Tiroid yaşlanması neden tehlikelidir? Tiroid yaşlanması sorular da değişti. Değişti hocam? Çünkü detaya giriyoruz. 5 evet, yıldır daha programı yapıyoruz. İnsanlar neredeyse okuldaki öğrenciler gibi 1. sınıfta okumuyorlar. 2'ye evet. geçtiler, 3'e geçtiler. Doğru. Şimdi yakında mezun olacaklar neredeyse. Doğru. O zaman da başka bir okul açacağız. Evet. İlkokul bitecek, ortaokul açılacak inşallah. Sınıf atlayacağız. Çağla sınıf atlayacağız. Zaten sağlıkta da atladığımız kesin. Müthiş. Bundan 20 sene önceki sağlığınıza bakın, bugünkü sağlığınıza bakın, bilgilerimize bakın, bugünkü bilgilerimize bakın. Çok sevdiğimiz yazarımız diyelim artık, mizah yazarımız, programcımız, televizyoncumuz Gani Müjde. Bana bir gün dedi ki ya sen gelene kadar biz karnı bağrı düşman bilirdik. Değil yani mi? Bu iş böyle bir şimdi iş. Şimdi nasıl el üstünde tutmayı öğrendik. Karnı bağrı neredeyse mutfağımızın baş tacı oldu. Evet, evet. Dolayısıyla sağlık bilgilerimizin atılması iyi bir şey ama yaşlanma bir bütün Çağla, tiroid de yaşlanıyor. Ama tiroid eğer Hashimoto'ya yakalanırsa daha erken yaşlanıyor. Bir şekilde başka bir tiroidit gibi bir iltihap geçirirse daha erken yaşlanıyor. Ve yaşlanma sürecinde eğer kafi miktarda bizi onaracak düzeyde tiroid hormonu üretemez isek kötü yaşlanıyoruz. Hmm. O kötü yaşlanmamızın en önemli sonuçlarından biri de bunamak oluyor. Tiroid bezi iyi çalışmayan yaşlanma sürecindeki herkesin bunama ihtimali artıyor. Bu nedenle yıllık sağlık kontrollerinizde diyor Osmanlıca ısrarla en az bir defa, mümkünse iki defa yaşınız 60'ı geçtiği zaman TSH testi isteyin. Tiroid tembelliğiniz var mı? Mutlaka kontrol ettirin. Tiroid tembelliğiniz 3.5'un üzerine çıkarsa çok net var demektir ama 2.5'un üzerine TSH'nızı çıkmaması lazım. Eğer 3.5-3 hatta 4 rakamını görürseniz bir an önce bir doktorla görüşmeye gayret edin. Bu çok önemli.
hastalıklar yaşlanmamızı hızlandırıyor diyebiliyor muyuz o zaman? Şimdi tiroid tembelliği dediniz. Burada bir yaşlanma söz konusu. Karaciğer sağlamsa başka, gençse başka. Bir yağlanma söz konusuysa o da daha hızlı yaşlanıyor. Tansiyonumuz yüksekse damarlarımız daha çabuk yaşlanıyor gibi. Tabii Çağla, şimdi insanların paçalına baktığın zaman toplamda %10'u o infeksiyon, bu infeksiyon, sinüzit, bronşit, faranjitten gider. Gitmez faranjitten ya. Ama geriye kalan %90'ı veya diğer sebeplerden ya kanserden gider, %30'udur. Evet. Ya da damar hastalığından, yani beyni ya da kalbi ya da böbreği, damar sistemi bozulduğu için, çalışmadığı için vefat eder. O zaman biz yaşlandığımız için hayata veda etmiyoruz. Bizi kötü yaşlandıran hastalıklar nedeniyle kötü yaşlanarak hayata veda ediyoruz. Evet. Yani yaşlılık bir hastalıktır diyenlere benim cevabım hep şu oluyor. Yaşlılık bir hastalıklar koalisyonudur. Yaşlılık bir hastalıklar bütünlüğüdür. Yaşlılığın içinde eğer diyabet olmazsa, yaşlılığın içinde tansiyon olmazsa, şeker olmazsa, yaşlılıkta Alzheimer olmazsa, yaşlılıkta hipertansiyon olmazsa, karaciğer yağlanması olmazsa, böbrek yetmezliği olmazsa, yaşlılık fevkalade güzel bir dönem. Olmaya da biliyor. Allah olmayanları da görüyoruz. Yani tabii yaşlılık ki, eşittir hastalık demek kesinlikle değildir. Kesinlikle Çağla. Ve yaşlılık demek bunamak demek değil. Yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada 80 yaşının üzerinde ama beyni 20 yaşında pırıl pırıl çalışan, üstelik de iyi yaşlanma süreçlerine çok dikkat etmeyen insanlar bulundu. Şimdi o insanların yahu nasıl oluyor da bu adam beslenmesine bu kadar dikkat etmezken, adım bu kadar çok dikkatli atmazken, egzersiz yapmazken, uyumazken, cin gibi bir beyine sahip, araştırılıyor. Bilim bizi çok iyi yere götürecek. Ama şunu bilelim. Biz kronik hastalıklar nedeniyle yaşlanıyoruz. Yaşlanma bu nedenle bir kader değil. Evet. Akılla, genetiğimizi aklımızla iyi yöneterek daha iyi yaşlanma şansını her yaşta, her zaman, her pozisyonda ve her ekonomik güçte bulmamız mümkün. Bunu unutmayalım. Ve yaşlanmayı hızdıran faktörlerden bu üçlüye hep dikkat çekti hocamız. Ama bence de aradan zaman geçtikten sonra bu üçlü şu anda bu konuyla ilgili tam böyle yerine oturacak gibi hissettiğim için sormak istiyorum. Üç tane şeye çok dikkat edin demişti hocamız. İltihaplanmaya, paslanmaya ve şekerlenmeye. Bunlar da yaşlanmayı gerçekten hızlandıran faktörlerdi. Evet. Nasıl paslanıyoruz, neden şekerleniyoruz veya neden iltihaplanıyoruz? Çağla, çok güzel bir noktaya getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi bu üçlü aslında bugün için 14-15 tane yaşlanma faktörü var bildiğimiz. Bunları yeniden uzatmak istemem. Yani telomer kısaldığı için yaşlanıyoruz, proteinler katlandığı için yaşlanıyoruz, hücrelerimiz tembelleştiği için yaşlanıyoruz. Hücreler arası sinyalizasyon sistemi bozuluyor, haberleşemiyorlar. Ondan dolayı yaşlanıyorlar. Evet. Birbirlerini besleyemiyorlar, birbirlerini yönetemiyorlar, ondan yaşlanıyorlar vesaire vesaire. Ama temelde bunların hepsini hızlandıran üç faktör var. Şekerleniyorsan, paslanıyorsan, iltihaplanıyorsan, bu üç faktör sayesi nedeniyle daha doğrusu bütün bu 14 faktör hızlanıyor. Neden paslanıyoruz? Çünkü biz bir makinayız. Hücrelerimiz bir makina. Dokularımız, organlarımız bir makina. Çalışan her makina gibi bu makineler de atık üretiyor. Bu atıkların adı paslandırıcı serbest radikaller. Bu paslandırıcı serbest radikalleri arabaların yolda giden ve çalışan bir arabanın egzozundan çıkan duman gibi düşünün. Eğer o arabanın egzozunu tıkarsanız arabada gazdan boğulursunuz. İşte antioksidan tedavi, antioksidan beslenme, paslanmayı önleyen yaşam tarzı dediğimiz tarz bu. Oksitlenmeyeceğiz, paslanmayacağız. Mitokondrileri özellikle kendi üretimleri esnasında ürettikleri yan ürün oksijenin getireceği paslanmadan korumaya çalışacağız. Antioksidanlar bunun için çok önemli. Bunun için bizim kıymetli ağaçımız Sergün mutfağında bol bol bize sebze yapıyor. Onun da yeşillerini, kırmızılarını koyuyor. Yaptığı her şeye çilek koymaya çalışıyor. Çünkü çileğin içinde muazzam bir antioksidan var. Fisetin. Yaptığı her salataya domates koymaya çalışıyor. Muazzam bir antioksidan var. Likopen. Dolayısıyla paslanmamak önemli. İltihaplanmamaya gelince Çağla. İltihaplanan her şey o bölgeye vücudun bütün enerjisinin aktarılmasına yol açıyor. Mesela nedir iltihaplanma? Bir örnek verelim hocam isterseniz. Verelim. Ve neden oluştu? Diş etinde bir iltihap varsa senin böbreğin hastalanır. Senin kalbin hastalanır. Senin beynin daha erken bunar. Nedeni şu. Bu inflamasyon bölgesinden üretilen bir takım toksik maddeler senin beynini, böbreğini, kalbini zehirlediği gibi, basitçe anlatıyorum, bilimsel tarafı çok derin. Evet. Bir de vücudunda seni koruması gereken enerji sistemleri, seni koruması gereken bağışıklık üretimleri, bağışıklık hücreleri o iltihap alanına saldırdığı için seni
diğer savaşlarda güçsüz bırakır. Ayrıca o iltihap alanında meydana gelen savaşın son ürünleri de birer toksik, paslandırıcı, iltihaplandırıcı üründür. Neticede inflammation dediğimiz veya infilajik, yani inflammation, inflamajik dediğimiz yaşlanmaya, iltihaplanmaya bağlı yaşlanma çok önemli bir şey. Dişinizdeki iltihabı bunun için önemseyin. Sinüzitinizi bunun için önemseyin. İdrarınızda bir yanma varsa bunun için önemseyin diyor Osman Hoca. Bir de görünmez iltihaplar var. Mesela damar duvarınızda plak varsa plakla damar duvarı arasında bir itiş kakış ve bir iltihap oluşuyor. Dizinizde bir romatizma varsa bu bir iltihap oluşturuyor. Onun için modern tıp size artık yıllık check-up'larınıza mutlaka CRP testini yaptırın diyor. CRP testi. Yani Ceyhan, Rize, Pazar. Yani biz bu iltihaplanmayı kanda görebiliyoruz. Tabii çünkü görüyoruz. Kanda CRP'nin 0.5'in üstünde olmayacak. Evet. Biri geçmişse aman bir dakika ne oluyor diyeceksiniz. Hele hele 1.5-2 ise bir doktorun kapısını çalacaksınız. Hemen böyle çözeceğiz. Genel bilgisi olan, genel pratisyen, aile hekimi, yani branş hekiminden ziyade iç genel, hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı, aile hekimliği uzmanı, bakıyor. Hatta genel pratisyenler. Onlar birisi yönlendirir. Bu CRP testi bunun için son zamanlarda kesinlikle önemli. Hatta mümkünse duyarlılığı yüksek olan HSCRP, Hakkari Seyhan CRP testi. Daha da mı detaylı bakılıyor? Daha da detaylı. Tabii. HSCRP'niz 1'in altındaysa rahatsınız. 1-3 arasında ciddi kalp riskiniz var. 3'ün üstünde çok çok önemli bir kalp damar riskiniz var. Hatta bunama ve beyin riskiniz var o demektir. Kadar. Evet. Bu da inflamasyon. Neye geldik? Glikasyona, şekerlenme. Evet, şekerlenmeye geldik. Şekerlenme bir nevi karamelize olma demek. Kırılma demek, bükülme demek, elastikiyetini kaybetmek demek. Senin bugün çok iyi olan cildin, annenin yaşına geldiğinde karamelize olduğu için, kolajen kırışıklıklarla büzüştüğü için, elastikiyetini kaybedip 3 boyutludan 2 boyutluya, 1 boyutluya indiği için maalesef kırışacak, buruşacak. Evet. Sadece cildimiz mi buruşacak? Hayır. Eğer şekerlenirsek beynimiz de buruşacak, eklemlerimiz de buruşacak, kalbimiz, damarlarımız da buruşacak. Bunun için benim çok sık kullandığım bir şey var. Bizim asistanlığımız, öğrencilerimize derslerde çok anlatırdık derslerimize. Mesela şeker hastalarında şeker ayarını en kolay anlamanın yollarından birisi avuç testidir. Avucunuzu böyle tutun şeker hastasıysanız. Eğer benim avucum şeker gibi hastasıysa, şeker hastasıysanız evde basit bir test, evde basit bir test. Acaba benim şeker ayarım iyi gidiyor mu merak ettiyseniz. Allah Allah, bakın şunu ettim. Birleştirdiğiniz zaman bu iki küçük sırça parmağınızın arasında boşluk yoksa sorun yok demektir. Ay çok boşluk var ama benim yüzükten bakayım, gerçekten. Seninkisi yüzüklendir Çağla. Hayır yok. Şöyle Çağla, eğer siz şeker hastalığına bağlı olarak kerioartropati dediğimiz eklem çevresinde glikasyona, yani şekerlenmeye bağlı olarak sertleşme olmuşsa şu halde kalırsınız. Ha şu şekilde kalıyor. Evet, açıkta kalıyor. Kapatamazsınız. Anladım. Onun için yaşlanan insanlar bana gelirler zaman zaman. Hocam parmağımı bükemiyorum. Bu kiriş kireçlenmiştir. Bu kirişin kireçlenmesinin nedeni çoğu zaman kalsifikasyondur adı. Ama çoğu zaman oluşma nedeni gizli bir şekerdir. Şeker. Glikasyondur. Glikasyon. Yani şekerlenme. Dolayısıyla bizi şekerlenme kasıyor. Kırıştırıyor. Buruşturuyor ve küçültüyor. Yaşlandıkça küçülmemizin sebebi sadece kasımızın, kemiğimizin eğilmesi değil. Şekerlenmeye bağlı küçülmemiz. Ufalıyoruz yaşlandıkça dikkat edersen. Tabii, boyumuz da kısalıyor, bedenimiz de kısalıyor. Geçenlerde çok güzel bir iş adamımızın resmini koymuşlar, eski bir iş adamımızın. Ne kadar da küçülmüş falan diye altına yazmışlar. Küçülen tabii bedeni kendisi değil. Allah korusun. Bence yaşlılık ruhen büyümedir, aklen büyümedir, bedenen küçülmedir. Beden. Karıştırmayalım. Evet doğru. Ama onu da spor yaparak bir miktar daha fazla kesinlikle koruyabilme şansımız... Bir miktar değil. Aynen kalabilirsin. Kalabiliriz eğer çünkü istersek. Çünkü yaşlılıkla mücadele etmek yerine yaşlılıkla tanışmak, yaşlanmadan yaşamayı öğrenmek ama yaşlanmayla kavga etmemek temel hedefimiz. Çok yaşlanmak güzel. Bizim hayatımızın normal bir dönemi. Nasıl büyümeyi normal kabul ediyorsak, büyümeyen çocuğu doktora gönderirsek, gösteriyorsak yaşlanmayı da normal kabul etmemiz lazım. Çok güzel söylediniz hocam. Bir soru daha gelecek. Görüntülü buyursun. Bir sokak sorusu. Onu da alalım. Buyurun. Merhabalar hocam. Olmazsa olmaz dediğiniz hangi vitaminleri ölçtürelim? Teşekkürler. Yazılarınızı takip ediyoruz. Peki. Buyurun hocam. Çağla, vitaminlerimizi takip ettirmek
yaşamsal vitaminlerimizi takip ettirmek bizim gerçekten öncelikli sağlık görevlerimizden birisi. Ben şuna inanmıyorum Şah, benim imkanım yok vesaire. Tabii ki çok imkansız olan insanlar var ama bunlar toplumda %5-7'yi onu geçeceğini zannetmiyorum. Normal koşullarda insanların sağlığa zararlı sigaraya, alkole ayırdıkları parayı, sağlığa zararlı şekere, tatlılara ayırdıkları parayı bir miktarını kenara koyup yılda bir defa D vitaminlerini, yılda bir defa B12 vitaminlerini, yılda bir defa B9 yani folik asitlerini, yılda bir defa K vitaminlerini baktırmaları mümkün. Yani bizim mutlaka baktırmamız gereken vitaminler, tekrarlayalım, D vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini yani folik asit vitamini, bu olmazsa olmaz, ölçülmesi gereken üçlü. Ama bunların içinde de bir seçim yapalım mı hocam derseniz, Osman Hoca size B12 ile D vitaminini aman atlamayın. İlk sıraya yazar, evet, değil mi? İlk, evet, bakılması, evet, gereken. Evet. Bir şey hissetmeli miyiz peki? Ne bileyim, bir yorgunluk, bir halsizlik, bir keyifsizlik veya bir isteksizlik olmalı mı D vitamini veya bir unutkanlık olmalı mı B12'ye baktırmak için, yoksa hayır Şahla? Yani sen bunları hissetmeyebilirsin ama eksiklikleri yerine koymak şu açıdan çok önemlidir. Şahla, zaten bunların eksikliğini hissettiğin zaman ciddi bir noktaya indirmişsin demektir. Yani mesela D vitamini eksildiği zaman ne olur? Kemiklerin kolay kırılır. Başka bağışıklığın zayıflar. Başka şeker riskin artar. Başka tansiyon riskin artar. Bellek gücün azalır. Kasların daha kolay erir. Kanseri yakalama ihtimalin artar. Yani neresinden tutayım ki elime gelsin? Doğru. B12 vitamini azaldığı zaman sadece kansız olmazsın. Sadece hücrelerin olgunlaşması, genişliği zayıflamaz. Metilasyon sisteminin durduğu için homosisteinin yükselir, damarların, belleğin zarar görür. Metilasyon sistemin bozulduğu için, metilasyon sistemin bozulmasına bağlı epigenetik olarak hızlı yaşlanırsın. B12 vitamini azaldığı zaman sinir kılıfların bozulur. Miyelinizasyon sistemi dediğimiz sisteminiz bozulur. Daha önce sanatım sinaptik plastiste dediğimiz hücrelerin birbiriyle, evet, birleştiği yerdeki plastiste yapısının korunması bozulur. Dolayısıyla bunların azaldığını nasıl anlarızdan ziyade hiçbir şekilde azalmayı beklemeden yılda bir kere B12, yılda bir kere D3 vitaminine baktıracaksınız. Ben Sağlık Bakanımızın yerinde olsam veya devletimizin yerinde olsam, her vatandaşımıza yılda bir defa B12, yılda bir defa D3 vitamini bakmayı yasal hale getiririm. Ne kadar güzel. Hastaların sayısını azaltırsın, evet, sağlık masraflarını azaltırsın, sağlıklı ve aynı zamanda sana teşekkür eden insan sayısını çoğaltırsın. Bundan daha kolay ne var? Buradan da duyurmuş olalım. Belki, evet, neden olmasın, bu İnşallah. Vitaminlerin önemini, kıymetini hocamız hep bahsediyor. Belki de yasallaştırılabilir diye umut edelim. İnşallah. Ve mutfağa geçelim. Ben geçiyorum. Hocamızı dinlendiriyorum. Nurhan'ın için yanına hızlıca geçiyorum. Anlattı, anlattı, ballandırdı. Şekersiz dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Orman meyveli dedi. Glütensiz, çilekli, muzlu, kıtır tatlı. Merve bak, bu da o senin dün yaptığın, değil mi? Böyle bir şey yani, o da senin yaptığın değil mi? Merve'yi zaten tadıma heyecanla bekliyorum. Vallahi ben de bugün galiba bunun tadına bakacağım. Şimdi çilek tam da mevsimi fakat kendi başına birazcık şekersiz. O yüzden ben evde kızlarıma yoğurtlu, çilekli, muzlu smoothie yapıyordum. Biraz oradan ilham aldım. Çileği birazcık hem birbirlerine çok yakışıyorlar. Ben de kız tarafı annesi gibi konuştum ama hem de muz tabii ki birazcık lezzetini, şekerini şekerlendiriyor. Vermiş oluyor. O dibine tereyağı sürme sebebi fırına atmayla alakalı bir şey mi? Lezzet vermek mi? Sürmesek de olur mu? Yani sürsek güzel olur. Sürmesek ne olur? Sürmesek de olur. Hayır, sürmeyelim yani. Tamam, sürmeyelim. Hayır, o zaman. Zaten çilek suyunu verecek, yapışmaz yani. He, değil zaten mi? Bir de böyle kek gibi, böyle dilim gibi, dilim halinde çıkarmamız gereken bir şey. Kaşıkla değil. Yapacağız. Kaşıkla yani zaten. Biraz rustik bir görüntüsü var. Bence zaten o onu daha da kıymetli hale getiriyor. Tamam, neler oluyor? Şimdi yulafımız var. Kıtırlık verecek birazcık tabii ki. Kuru dut biraz böyle bir dökemedim. Bu da şeker açısından kuru mı koyduk? Kuru dutu, evet, şeker açısından biraz rondoda çekince zaten böyle esmer şeker gibi falan görünüyor. Birazcık da azaltalım hadi. Bu tereyağlı bir bisküvi yapılıyor ya normalde, bunun içerisinde böyle bir. Onu neyden yapıyorlar? Normalde de biz şu anda yapmıyoruz. Bu şey var ya, orman meyveli. Şey oluyor short ya, bu bread gibi bir şey mi? Ya, bu kıtır tereyağlı. Evet evet, tereyağlı böyle çıtırtı bir şey oluyor. Bisküvi gibi bir şey. Bisküvi, evet, bisküvi. İşte onda un, tereyağı basıldığı için o kıyırlığını veriyor. Hem kokusunu veriyor. Yani basıldı derken bayağı bolca, cömertçe bayağı eklendiği komple için. Evet. Onun ben yerine böyle dut kurusundan falan biraz, evet, faydalanıyoruz. Birazcık yine kıtırtı sağlamak ve de tabii ki lezzeti için. Badem çok yakışır. Bugün ceviz bizim elimizde, iyi, ceviz vardı. Ben şu genellikle nedir? Bu da
Burada da badem unu olabilir, Hindistan cevizi unu olabilir. Herhangi bir ama biraz lezzetli olsa, hani hafif bir 4 yemek kaşığı falan kullanıyoruz. Fındık unu olabilir. Hani biraz fındık da lezzet unu vermesi bak, açısından. Fındık unu çok güzel olur değil mi? Çok güzel olur. Bu neydi? Bu badem mi? Bu Hindistan cevizi Hindistan unu. Hindistan cevizi. Allah Allah. Evet. Sonra, daha doğrusu Hindistan cevizi unu ve fındık unu ben karıştırdım. Yani eldeki ben genellikle çünkü şey yapıyorum hani. Yani ne iki varsa. Yemek kaşığı için evet biraz tarçın güzel güzel kokusunu versin. Şimdi bunları şöyle bir hızlıca birleştiriyorum. Sonra içine tereyağını parmak uçlarımla biraz böyle 6 yemek kaşığı falan burada tereyağı var. Ve ne yaptın şimdi? Ne oldu ya? Eklemeyecek miydik? Ama o da şimdi... Bu nasıl bağlanacak diye sorsana bana mesela değil mi? Evet hem o hem bir de o nefis tereyağı kokusu için işte tabii ki o lazım. Şöyle bir dakika. Yüzükleri unuttuk. Hocam vazgeçelim mi yemekten? Yani 6 yemek kaşığı olunca biraz işler karıştı. Azaltayım biraz karıştırdım. Mı hocam? Hı? Biraz azaltayım ya hocam. Ya şurada 2-3 tane çıkarıver. Başına, ya, ama hocam bu arada bunun hepsini de bunun üstüne koymayacağız. Ben bunu şöyle yapıyorum. Niye biraz zeytinyağı fazla yapıyorum. Tereyağı koyuyorsun? Buzdolabında tutuyorum. Nasıl hocam? Niye zeytinyağı değil de tereyağı? Çünkü tereyağının kokusu güzel oluyor. Tamam. Yani her şeyden lezzet açısından diyorsun değil mi? Ben soyu bilerek koydum. Hocam bilerek sizin için bir yemek kaşığını evet. Bir şeyin lezzetinin neredeyse %70'e yakını biz farkında değiliz ama kokusundan gelir. Bizim lezzet olarak algıladığımız şey damak çatlatan değil, burun koklatan şeydir. Hmm. Onun için mesela örnek vereyim, kavunlu bir dondurmayı yerseniz ama karpuzlu bir dondurmayı yemezsiniz. Kavun çok güzel kokar. Evet. Şeftalili bir dondurmayı yersiniz ama armutlu bir dondurmayı yemezsiniz. Şeftali çok güzel kokar. Doğru. Zeytinyağında koku yoktur. Yani uçucu yağ yoktur. Evet, ama evet. Tereyağında. Tereyağında muazzam uçucu yağ vardır. Onun için kebapçıya, İskender kebapçıya özellikle gittiğiniz zaman sizi hem biraz bekletir daha çok acıkın diye kokuyla evet. Hem de tereyağını tavan içinde bütün restoran içinde gezdi. Gezdi bize bir fenalık geçirdi. Kokusuyla sizi böyle fenalık geçirdi. Ondan sonra önünüze çok affedersiniz ne koyarsa koysun yersiniz yenir, zaten. Yenir evet. Değil mi? Yani tereyağı ve şey. Kebap deyince müthiş bir veteremiz var. Yani dakikalar sonra gireceğiz. Ekibimiz Bursa deyince aklınıza gelen meşhur lezzetleri sizler için görüntüledi. Aslında İskender olarak bildiğimiz Bursa döner kebabını ve pideli efendim köfte lezzetlerini Şef Bahadır Bey'le sizler için görüntüledi. Bir izleyelim. Sonrasında aynen buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun. Çağla'yla yeni bir günde bugün Bursa Osman Gazi'ye geldik. Bursa'ya kadar gelmişken lezzetlerini de tatmadan gitmeyeceğiz tabii ki. Bahadır Bey'in yanına konuk olduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Bahadır Bey? Teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Rica ederim. İsmim Bahadır Tanrıverdi. Bursa'da 600 yıllık bir konakta 150 sene önce nasıl yapılıyorsa ilk günkü özveriyle aynı şekilde Bursa döner kebabını gelen misafirlerimize sunuyoruz. Peki Bursa döner kebabı diyorsunuz özellikle. Neden Bursa döner kebabı diyorsunuz? Şimdi bu ürünün asıl orijinal adı Bursa döner kebabıdır. Yani şöyle nasıl Adana kebabı, Urfa kebabı bu da Bursa'mıza has bir kebap olduğu için Bursa döner kebabı olarak geçiyor. Yani şişe diziliminden tutun sunumuna kadar sunduğumuz ismin adıdır. Peki pideli köfte sanırım. Pideli köfte de burada. Evet. Pideli köfte çok aslında ismi duyulmamış. Yine Bursa ürünlerimizden bir tanesi. Yine sunum olarak onun da yine altında tırnaklı pidesi oluyor. Köftelerimiz 20 gram civarında. 8 adet. Bunları da biz yine günlük hazırlıyoruz. Çok fazla popüler değildir Bursa döner kebabı kadar ama oldukça keyifli, iddialı bir üründür. Peki Bahadır Bey ben bir şeyi de çok merak ediyorum. Pideli köftenin yanında da yoğurt görüyoruz. Evet. Bursa döner kebabının yanında da yoğurt görüyoruz. Neden yoğurt var bunların yanında? Eski dönemlerde tel dolaplar var. Buzdolabın gibi bir koruyabilecek, bir muhafaza edebilecek bir sistem olmadığı için tel dolaplarda etler muhafaza ediliyor. Ve o dönemlerde bakteri üretmesini yani dışarıda bekletildiğinden dolayı et bakteri üretildi diye yanında hani hep tabiri caizse şey yapılır ya zehirini alsın denilir ya hani bir zehirlenme durumu söz konusu olduğunda ayran ikram ederiz
yoğurt yediririz. O dönemlerde de bu etin bakterisini alsın diye kebabın yanına yoğurt konulurmuş. Bir kaşık da olsa en azından etin hani kendimizi hem psikolojik anlamda rahatlatabilmek hem de o bakteriyi vücudumuzdan kötü yönden atabilmek için kenarına yoğurt konulurmuş. O dönemlerden itibaren bu şekilde sunum bu günümüze kadar geldi. Tereyağımız da geldi. Ustamızı da davet edelim. Buyurun ustacığım. Peki siz de bunları konuştuk. Artık bir mutfağa geçelim. Ustalarımıza bir soralım. Nasıl yapıyorlar döneri, nasıl kesiyorlar? Öğrenelim o zaman. Tabii. Necdet Ustam, döner kesmenin püf noktaları neler? Nasıl kesiyorsunuz? Bıçağınız keskin olacak. Dikkat edeceksiniz. Çok kalın kesmeyeceksiniz. Çok ince kesmeyeceksiniz. Orta halde kesip lezzetini etin suyunu almadan tabağa yetiştireceksiniz. Peki ustam ben şunu da merak ediyorum. Köftenin boyutu nasıl olmalı? Küçük mü pişirmeliyiz? Büyük mü olmalı? Nasıl olmalı? Köftenin boyutu aynı bu şekilde oluyor. Gramaj olarak da 20'şer gramdır. 8 adet köfte koyuyoruz onlara. Peki fazla küçük yapınca, fazla büyük yapınca bir lezzet farkı var mıdır? Yok. Lezzet farkı yoktur. Gramaj her boyutta yok. Lezzet farkı aynı mı diyorsun? Aynıdır yani. Değişen bir şey yok yani. O zaman buradan ev hanımlarına da duyuralım. İstediği boyutta yapabilirler. Yapabilirler ama çok kalın olarak yapmayacak köfteyi. Bence gramajı önemli. Gramajı önemli yani şey olarak yani yaptığı zaman gramajı önemli. Bu görüntülerden enginara hızlı bir geçiş yapmaya çalışıyoruz. Zeytinyağlı elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bak şimdi nasıl geçiyorum. Zeytinyağlı enginar. Hemen sen yapıyorsan çok güzel olmuştu. Teşekkür ederim. Eminim bak gelmeye başladı çok kokular. Çok güzel bir motivasyon oldu. Burada pırasam var. Pırasayı ince ince doğrayıp birazcık soteledim. İçerisine bolca, ben 5-6 diş kullanıyorum çok yakışıyor evet. Bence. Sarımsak ekliyorum. Evet. Şu ne pireyi? Bu nasıl bir pireyi? O siyah pirinç. Ne kadar güzel bir pireyi. Evet çok güzel oluyor. Çok güzel. Şimdi biraz enginarımı ekledim. Fazla soğanı çok sotelemiyorum çünkü o çok çabuk. Kendi zaten bırakıyor. Küçültmüyorsun yani daha fazla. Daha iri iri evet, bıraktın. Bir de hani pırasa ile beraber onu uzun sotelemiyorum. Bu ne güzel bir yemek ya. Böyle içinde pirinçli minçli. Evet. Vallahi bak. Çok gerçekten çok güzel. Senin tarifin mi? Evet. Vallahi. Ve şimdi sürprizli şöyle bir şey sürprizli. Olacak. Siyah pirincin hem glisemik indeksi daha düşük. Ben o yüzden kullanmaya başladım. Fındıksı bir kokusu var. Onu da çok seviyorum. Çok, evet. Ve şimdi bu pilavımızı yayın sonunda göreceğiz. Pembe bir renge boyayacak. Çok çünkü tatlı olacak. Çünkü siyahla beyaz karıştı. Siyahla beyaz karışacak. Morla evet. Beyaz karıştı. Oo. Evet. Tek başına olsa biraz daha koyu bir renk oluyor. Yasmin pirinci tercih ettim. Evet. Burada dereotum ve nanem var. Onları en son koyacağım. Yani pişip altını kapattıktan sonra onların tamamen kendilerini bırakmalarını istemiyorum. Çünkü sadece o güzel kokularını, ferah ot kokularını versinler. Tazelikleri kalsın istiyorum. Bezelye gel. Suyunu da verirken ben hocama biraz bezelyeyi sormak istiyorum da protein açısından olsun. Bezelye tozları da var. Ben bir denedim böyle bir %100 doğal diye düşündüğümüz. Bezelye proteini spor yaptığım günlerde glutensiz yulafla karıştırarak mesela tüketiyorum. Bezelye protein bizim o aslında almak istediğimiz amino asitleri içeriyor mu? Hemen yoksa hemen daha tamamına yakın içerir. Öyle mi? Tabii. Yani bitkisel protein tozları daima peynir altı suyu proteini tozundan daha güvenli. Daha güvenli. İçindeki karşılıklık daha az. Özellikle bitkisel protein tozları içinde hepsi değerli. Ama en değerli olanı pea protein yani bezelye proteini. Bezelye. Onun da nedeni içindeki lizin oranı düşüktü ama çok detaylı bir bilgi bu. Bilmemiz gereken şey şu Çağla. Bitkisel proteinlerle hayvansal proteinleri dengelemeden protein alacağım diye sürekli olarak hayvansal gıda tüketen insanlar hem daha erken yaşlanıyor, evet. Hem daha kötü yaşlanıyor, hem de kanser vesaire gibi önemli hastalıklara daha çok yakalanıyor. Onun için Osman Hoca haftanın bir gününden fazla et yemeyin. Diğer günlerini et değil, otla yani hayvansal gıda yerine bitkisel gıdayla halledin diyor. Burada bir ufak itirazım var. Buyur. Kıymeti baş açtığımızda siyah bezelye dediği bezelye genetik siyah pirinç, pirinç şey. Genetiğiyle oynanmış bir pirinçti. Genetiğiyle oynayarak bizim üzümdeki ve diğer mor siyah sebzelerdeki
kuru antosiyanidin genini oraya verdiler ve pirinci bir besin maddesi halinde zenginleştirmeye çalıştılar. Genetiğiyle oynandığı için bir şey olur mu? Ben emin değilim. Çünkü bu konuda bu toplara ben hiç girmedim. Çünkü genetiğiyle oynanmış diyenler de haklı çıkabilir. Oynanmamış diyenler de haklı çıkabilir sağlık açısından. Ama bana göre siyah pirincin sonradan onun rengini siyaha boyamasının nedeni içindeki siyahlaştırıcı, morlaştırıcı antosiyaninlerin karışması. Besin değerini arttırır. Çok net. Bu, tamam. Ama glisemik indeksi azaltmaz. Pirinç pirinçtir. Yani siyah olduğu zaman glisemik indeksi azalmaz. Glisemik indeks dediğimiz şey bir pirincin içindeki nişastası nedeniyle kandaki şekeri yükseltme ve insülin patlamalarına yol açma yanlışıdır. Ama pirincin glisemik indeksini azaltmak istiyorsan şişman pirinç değil, zayıf pirinç. Muhtemelen o yüzden daha düşük hocam. Basmati. Basmati gibi bir basmati pirinci öyle çünkü. Evet, siyah olduğundan olabilir. Değil, basmati. Basmati. Bir de pirinci çok kilolamayın. Yani buğdayda olduğu gibi dışını da beraber kullanırsanız pirincin içindeki nişasta çok fazla emilmez. Bir şey daha söyleyelim. Bir pirinci pişirip hemen yemek yerine biraz beklerde soğumasını sağlarsanız sindirilebilir nişasta miktarını azaltır. Kilo alma ihtimalinizi daha aşağıya çekersiniz. Tamam, süper. Bu zeytinyağlı bir yemek öyle yeniyor süper. Zaten. Çok, çok güzel. Biraz serinletip yiyeceğiz değil mi? Çok evet. Güzel bir şey yapmışsınız. Çok. Bu karbonhidratların içinde sadece nişasta bir karbonhidrat. Bulundurmak yerine içine ne kadar çok sebze koyarsanız karbonhidratın glisemik yükünü o kadar çok azaltır. Dolayısıyla daha besleyici, daha sağlıklı bir öğün, hatta daha lezzetli bir öğün oluşturursunuz. Tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Yine hemen böyle insanın kafasına güzel makarnalar geliyor. Aynı şekilde o zaman makarnaları da hem serinleterek hem de sebzelerle birazcık değil mi? O daha az yağ koyarsan, daha çok sebze koyarsan, soğutursan, soğutup bırakıp ısıtıp tekrar yersen, yani makarnayı sağlıklı yemenin de kendine göre bir takım trikleri var. Söyleyelim bir daha istersen. Evet, lütfen. Sıcak makarnaya göre soğuk makarna. Evet. Çok pişmiş makarnaya göre al dente, yani az pişmiş makarna. Sebze eklenmiş makarna, kıyma eklenmiş makarna, yoğurt eklenmiş makarna sizi hem daha çok mutlu eder hem de daha az şişmanlatır. Ne kadar güzel konuştunuz hocam. Vallahi hem lezzetli olmaya başlıyor değil mi anlattığı hem şeyler? Hem de yer etkisi veya kilo yapıcı. Etkisi, kalorisi birazcık daha etkisi azalıyor. Azalıyor diyebiliriz. Evet. Harika. Ellerine sağlık Nur. Merakla bekliyoruz lezzetlerini. Ve hocam da son günlerde yine çok fazla konuşan, dün ilgilenmeyenin bile bugün ilgilenmeye başladığı bir konu aslında. Neymiş diye sorgulamaya başlamak durumunda kaldığımız konulardan bir tanesi. Çünkü hepimiz iyi yaşlanmanın, güzel bir cilde sahip olmanın peşindeyiz. Mitokondrilerimiz daha çok enerji üretsin peşindeyiz. Daha geç nasıl yaşlanırım, daha sağlıklı bir yaş nasıl alırımın peşindeyiz. Konu böyle olunca sorularda hep glutatyon ve NAD üzerinden sorulmaya devam ediyor. Hocam neydi biraz hatırlayalım. Çalışın biz yaşlanırken aslında yaşlanma tetiğini çeken temel hücre yaşlanması. Hücrede yaşlanma tetiğini çeken, yaşlanmayı hızlandıran temel problem glikasyon, oksidasyon ve inflamasyon, iltihaplanma ama orada da esas olay başı ilk yanan, problemin ilk kaynak olduğu nokta mitokondriler. Çünkü hücreyi canlı tutan şey ne? Enerji. Enerji üreten yer neresi? Mitokondriler. Eğer mitokondri yaşlanmasını, mitokondri yıpranmasını minimize ederseniz, hatta bir de yeni ve genç mitokondrileri sisteminize, hücrenizin içine ilave ederseniz, yani o zaman o ülke, yani o beden daha sağlıklı yaşlanma şansı yakalıyor. Peki biz mitokondrideki bu yaşlanma süreçlerini, mitokondri DNA'sının tamirini, mitokondriye ilave enerji yükleme şansını nereden bulacağız? İşte o zaman devreye mitokondriyi oksitlemekten koruyalım kardeşim sorusu geliyor. Hani oksitlenmek, paslanmak koruyalım. Evet kötüydü ya. Evet. Peki nasıl oksitlenmekten koruruz? Antioksidan güç sağlayarak. Nasıl sadece mitokondriye antioksidan gücü? Glutatyonla. Glutatyonun gücünü nasıl artıracağım? Koenzimle, selenyumla, yani diğer antioksidanlarla. Peki ben glutatyonla mitokondrimin oksidasyonunu, oksitlenmesini, kendi üretim esnasında açığa çıkan serbest oksijen radikallerini blok etmesini sağladım glutatyonla. Allah bereket versin, çok iyi bir iş yapıyorum. Tamam. Yeter mi? Yetmez. Nedeni şu, ben yaşlandıkça mitokondriminin içindeki kendine özel DNA'sı, yani genetik şifreleri de yıpranıyor, katlanıyor ve çöküyor.
Bunu nasıl önleyebilirim? Tamirci gönderirim eve. Yani nasıl evde musluklarınız bozunca musluk tamircisi, kalorifer bozunca kalorifer, televizyon bozunca televizyon tamircisi çağırıyorsunuz. DNA'nın tamircisi hem hücrenin çekirdeğinde hem mitokondride nedir? NAD'dır. Nikotin, adenin, dinukleotittir. Dolayısıyla ne kadar çok NAD'ınız olursa o kadar yavaş, kaliteli ve iyi yaşlanırsınız. Peki yaşlandıkça madem ki bu kadar çöp üretiyoruz, daha çok NAD'ı nasıl üretebiliriz? Bunu konuşalım. Daha önce burada konuştuk seninle. Bir hocam, sıcak soğuk şoklamalar yaparız. Evet, daha çok koşma konuşalım. Arada yani aralıklı yüklenmeleri yaparız. Ağırlık kaldırıp indirmeler yaparız. Yani vücuda biohacking yaptırırız. Yani biyolojik olarak vücutla şoklamalara zorlarız. Ne diyor Osman Hoca? Sen rahatını bozmazsan rahat seni bozar. Rahatımızı bozarız. Yani soğuğa maruz kalırız, sıcağa maruz kalırız. Enerji tüketiminde yüklemeler yaparız. Bir de zaman zaman da açlığa kendimizi mahkum ederiz. 12 saat, 16 saat, 18 saat hatta arada bir 24 saat açlık bile yaparız. Dolayısıyla vücut birdenbire bir dakika orada ne oluyor diyerek kendi genine, genetiğinde olan kendi kendini onarma sistemlerini yani NAD'ını devreye sokar. Ama bu arada ben eğer NAD düzeyimi ölçtürebilirsem, glutatyon düzeyimi ölçtürebilirsem bunu çok daha iyi yapabilirim. Lazım mı Osman Hocam? Bana göre değil. Ben ölçtürmedim. Yani bunun fazlası zarar diye bir şey var mı? Mümkün hayır, mü? Hayır, zararı yok. Yani dışarıdan ben bunu vitamin olarak alabiliyor muyum zaten? Eksik olduğu kesin. Yani 15 yaşındaki bir çocuğa NAD demanın gereği yok. Ne demişti Osman Hocam programın başında evet. Sana? Büyüme ayrı şey, tamir etme ayrı şey. Aynı şey. Büyüyen bir şeyi de tamire ihtiyaç yok. Tamiri gereken bir şeyi de büyütmeye gerek yok. Gerek yok. Çünkü o zaman kanserleşiyor. Dolayısıyla yapacağımız şey şu. Bizim mümkün olduğu kadar doğal yoldan glutatyonumuzu arttırmamız lazım. Bunun çaresi besinlerle vücudumuza daha fazla sistein kazandırmaktan geçiyor. Öncelikle nedir sistein kaynakları? Yumurtadır. Nedir sistein kaynakları? Köklü sebzelerdir. Özellikle sulforafan içeren veya glikozinler içeren lahana, karnabahar, turp, şalgam gibi bizim klasik mutfağımıza çok olan yiyeceklerdir. Bunları mümkün olduğu kadar çok kazanırsak kendi glutatyonumuzu kendimiz yaparız. Ayrıca hocam kazanamadık diyelim. Yiyemiyoruz bunları alırız. Diyelim. Ağızdan NAD desteği alırız. N-asetilsistein alırız. Yani ya da sisteinle ribosun birleştirilmiş olan yeni bir ürün var. Onu da belki ilk defa bizden duyuyorlar. Muazzam bir ürün. Kendin adını kendin üret kampanyası açarsınız. Sistein riboz kombinasyonu ağızdan alınca NAD üretiminiz artar ki NAD'a göre çok daha ucuz. Peki hocam glutatyonu niye almıyoruz da? Ya da damardan. Evet. Çünkü glutatyon ağızdan alındığı zaman midede parçalanıyor. Midede bir peptit ürününün mideyi peptit olarak geçme ihtimali yok. Dolayısıyla ya dilatından ya kasınızın içine kalçanızdan iğneyle ya da damar içine vermek zorundasınız. Ama burada benim size tavsiyem biraz daha pahalı olan glutatyon ve NAD uygulamaları yerine kendin adını kendin üret, evet. Kendi glutatyonunu kendin üret kampanyası açmanız. Biz de sık sık bunları tekrarlıyorum. NAD'ımı nasıl daha çok üretirim hocam diye soranlara arada bir kendini 18 saat 16 saat aç bırak. Açlık. Kısa süreli iki öğünlü beslenmeye dön. Yürürken arada 1 dakika 2 dakika koş dur. Sık sık soğuk sıcak şoklamaları vücuduna yaptır. Yani biohacking denen bu çok yeni, bu çok önemli alanın verilerinden faydalan. Bunun dışında ağız yoluyla NAD'ı arttırabilir miyim? NAD içeren besinler neler? Onu da bir başka programda söyleyelim. Hepsi bir programda söylemeyelim Çağla. Ben nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığımı gördünüz mü acaba az önce? Ama hocam öyle uygun görüyorsa tamam. O zaman önümüzdeki haftanın sözünü alayım. NAD zenginleştiren besinler. Bir başlık. Uğurla hazırlıyoruz. Önümüzdeki bir de hafta. Glutatyon zenginleştiren besinleri hazırlıyoruz. Hocamızın söylediklerini hemen şu an ekip arkadaşlarım notunu aldı ve önümüzdeki hafta konuşmak üzere burada da sözünü almış bulunmaktayım. Hemen devam ediyorum hızlı sorularımla. Hocamızın mucize karışımında hangi besinler var? Herkes bunu soruyordur hocam. Ne yiyelim? Ne yemeyelim mi? Belki daha iyi biliyoruz ama ne yiyeceğimizi o kadar iyi bilmiyoruz değil mi? Aslında ikisini de çok iyi bildiğimizi söyleyemem. Bir öğrenmeye başladık. Mesela biz stres yememeliyiz, ona dikkat etmiyoruz. Huzur yememeliyiz, öfke yememeliyiz, kıskançlık yememeliyiz, neşe, kahkaha yememeliyiz. Onu çok fazla önemsemiyoruz. Dedikodu yememeliyiz. Evet. Yani kesinlikle yememeliyiz. Çünkü dedikodu konuşurken sizi mutlu eder ama siz kalktığınız anda dedikodu konusu siz olacağınızı unutmayın. Dolayısıyla sizi mutsuz eder. İlk kalkan dedikodunun kaynağı olur bir masada. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama anlatmak istediğim şey şu Çağla. Dörtlük karışımında içinde mesela ne var? Ana oyuncu ne orada?
Zerdeçal'daki kurkuma oitleri ne yapıyor? Kurkuma oitlerin veya türmeli onların temel görevi inflamasyonu bastırmak. Demek ki ben dörtlü karışıma zerdeçalı koyduğum zaman inflamasyonu önlemeyi başarıyorum. Peki dörtlü karışıma başka ne koyuyorum? Üzüm çekirdeği koyuyorum. Üzüm çekirdeğinin içinde ne var? Bol miktarda sirtüin genlerini aktive eden resveratrol var. Hı hı. Aynı zamanda birçok çok sayıda da polifenol. Biraz önce bu konuştuğumuz bu mor rengi buluyor demişti ya antosiyanin. Üzüm çekirdeğinde dövün, yoğurtla karıştırın. Yoğurt mosmor olur. İçindeki antosiyanlerden. Evet, doğru. Peki bunlar ne yapıyor? Antioksidan. O zaman olduğu dörtlü karışımın içinde bir tane anti-inflamatuar zerdeçal. Bir de antioksidan. Üzüm çekirdeği. Peki başka ne koyuyoruz? Tarçın koyuyoruz. Tarçında ne var hocam? Sinemaldehit var. Sinemaldehit ne yapıyor Osman Hoca? Kan şekerini ayarlıyor. Yani insülin direnciyle mücadele ediyor. Karaciğer düzeyinde özellikle ediyor. Peki insülin direnci ve kan şekeri düşünce ne oluyor? Glikasyon duruyor. Şekerlenme duruyor. İşte dörtlü karışım demek zaten glikasyon şey önleyen, evet. Oksidasyon az önleyen önce anlattıklarınız ve için inflamasyon önleyen bir karışım. Onun için evet, dörtlü karışımı Osman Hoca mucize karışım diyor. Bu karışımın içine mutlaka zerdeçal koyacaksınız. Bir çay kaşığından daha şey olmayacak toz. Mutlaka onu aktive etmek için çeyrek çay kaşığı karabiberi kopya olarak yerleştireceksiniz. İki, mutlaka bir çay kaşığı kadar tarçın. Bir çay kaşığından da fazla hatta üzüm çekirdeği koyacaksınız. Siyah üzüm çekirdeği mümkünse mevsimin siyah üzüm çekirdeği olsun. Sağlam güvenilir yerden. Öbürleri ilave. Yani keten tohumu koyarsan daha iyi olur. Güzel. Çörek otu koyarsan çok daha iyi olur. Isırgan otu tohum koyarsan mükemmel olur. Yani onu daha da zenginleştirmek, elimizde. Bu dörtlü karışımı daha da büyük bir sağlık mucizesi haline getirmek evdeki usta hanımefendilerin marifetlerine bağlı. Marifetleri, ayırdığı kendine zaman. Zeytinyağıyla karıştır, sıcak bir yemeğe bunu ilave et. Et yemeğine, çorbana özellikle iyi gittiği şey kabak, tatlı kabak çorbası. Yani bal kabağı çorbası benim tavsiyem. İki, özellikle iyi gittiği şeylerden birisi çok ucuz ve çok etkili bir mutfak gücü haline getirirsiniz. Mercimek çorbası. Bu karışım çok, inanılmaz çok oturuyor güzel. Üzerine. Bir de bunu klasikçisini söylediniz zaten yoğurtla. Değil mi? En kolay evde. En bunu kolay hazırlayın. Koca bir kasenin içinde. Evet. Ağzı kapalı buzdolabında tutun. Yoğurtla gün aşırı, günde bir. Bir tek dikkat edeceğiniz şey şu. Safra kesesi taşınız var. Yediğiniz safra keseniz ağrıdı. Dürter onu safra kesesi taşını hareketlendirir. Çünkü safra kesesini kasar zerdeçal. O nedenle safra kesesi taşı olanlar biraz dikkatli olsun. Hatta uzak dursun. Safra kesem alındı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Hiç sorun yok. Peki. Şimdi güzel bir haberle başlıyoruz. Yıllara meydan okuyan güzelliği birinci oldu haberimizin başlığı. Alejandra Marisa Rodriguez dünyada bir ilke imza atarak 60 yaşında güzellik yarışmasında birinci oldu. Alejandra Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasında jüriyi zarafeti ve güzel gülümsemesiyle etkileyerek tacın sahibi oldu. Kendisi Mayıs 2024'te yapılacak Miss Universe Argentina ulusal seçmelerine katılacak. Seçmeleri kazanması halinde Eylül 2024'te Meksika'da düzenlenecek olan Miss Universe World yarışmasında Arjantin'i temsil edecek. Gerçekten çok güzel. Bence her kadın güzel bu arada. Kesinlikle. Burada ilk cümleyi bir daha okur musun? Neyiyle dikkat çekmiş? Bir daha söyle. Zarafeti ve gülümsemesiyle. Bravo. Yani cildi şöyle güzelmiş. Kimse demiyor. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Zarif olmayı başarabilen, zarif görünmeyi başarabilen. Hocanın çok önemli bir lafı bu Osman Hoca'nın. Zarafetle yaşlanın. Çok güzel söylersiniz bunu evet, hep. Bu çok evet, önemli. Evet. Zarafetle ve bilgece yaşlanın çok daha önemli. Bu hanım gülümseyen, zarafetle yaşlanmayı bilen, zarafetle giyinen, zarif olmayı becerebilen her hanım, her zaman, her yaşta güzeldir. Ya sonuçta menopoza girdi yani bu kadın değil mi hocam? Evet. Birazcık orada mincik değinebiliriz. Çünkü menopoza girmek için belki vaktimiz o kadar kalmamış olabilir ama işte güzelliğini, hayat enerjisini kaybetmemiş, kendine çok iyi bakmış kadınların da illa kimsenin taç giymesine gerek yok. Ama kendini iyi hissedebilir halde yaşama imkanı var değil mi? Hormonlarını yöneterek, duygu durumunu yöneterek, bedenini çalıştırarak, ruhunu besleyerek gibi. Değil mi şimdi 60 yaş kadın hayatında çok önemli bir yaş. Benim annem bana şey demişti hiç unutmuyorum. 60'a kadar her şey çok güzeldi Çağla ama 60'tan sonra biraz zorlaşmaya başlıyor. Hastalıklar gelmeye başlıyor gibi. Buna katılıyor musunuz? Şimdi birisi 60 yaşında burada Türkiye Arjantin'in en güzel kadını seçilmiş. Şu nedenle katılmıyorum Çağla. Tabii yaşlanmak, yaşlılık sürecinde ne yaparsanız yapın 3-4 tane dezavantajınız var. Yaşlanmak yorulmak demek. Yorgun bir şey.
edersiniz. Hı. Yaşlanmak ağrı demek. Bir yerleriniz ağrı. Yaşlanmak biraz uyku kaybı demek. Yani eski gibi, eskisi gibi böyle mışıl mışıl 12 saat, 10 saat, 9 saat, 8 saat falan uyumanız. Hayal. 3 saat, 5 saatte bir uyanırsınız. Bunların hepsi kabul ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir hanımefendiye evlendiği zaman takılan gelinlik tacı onun öyle ne kadar tepesinde duran taştır. Hiç güzeli kraliçeliğinden farklı bir şey bu. Yani bir genç kıza, bir genç kıza takılan o taç o ömrü yaşadığı sürece taç olarak alnının üstünde durur. Mesele onun kırışıklıkları, mesele onun buruşuklukları değildir. Mesele onun hayata kattıkları, ürettikleridir. Ürettiği çocuk olabilir, ürettiği bir heykel olabilir, ürettiği bir bahçe olabilir, ürettiği bir başka bir materyal olabilir. Hayata verdiği katkıdır ve zaten hayatımızı sürdürme görevini Rabbimiz onun için kadınlara vermiştir. Ve kadınlar yorulduğu için bu hayatımızı sürdürme görevi sürecinde menopoz denen bir süreci kadınlara bana göre özgürlük ve dinlenme süreci olarak tanımıştır. Yoksa 70 yaşında da hala doğuran bir kadın düşünebiliyor musun? Ne kadar yaşayabilir? 70'i zaten bulamaz. Çünkü her doğuran anne her doğumunda bebeğine bir şeylerini veriyor. Bir süre sonra artık o vermeyi bırakıp kalanları biriktirerek kalanlarla güzel bir hayat sürmesi için menopoza girmesi lazım. Menopoz fizyolojik bir süreç. Menopozu zorlamamak lazım. Menopoz hayatın yaşlanmak gibi doğal bir süreci. Yani kadın menopozla yaşlanacak. Menopozla yaşlanmayan kadın kanserle cezalandırılıyor çoğu zaman. Neden? Menopozu uzayınca meme kanseri olur daha çok ihtimal. Yani bunu kim tercih eder ki hocam? Tabii ki. Dolayısıyla yani menopozu bir kadının cezası gibi gören düşünceyi kesinlikle kesinlikle karşıyım. Menopoz bir kadın için olgunluk dönemidir. Dağıtma, verme, yetiştirme, eğitme ve paylaşma dönemidir bir kadın için. Ben şimdi evde sevgili eşimi dikkatle izliyorum. Yani alakası yok. Ben 40 yaşındaki Mihriban'a göre şimdiki Mihriban'ı çok daha fazla beğeniyor ve seviyorum. Çünkü çok daha değişti. Çok daha fazla verici, çok daha fazla anlatıyor, çok daha fazla hoş görüyor, çok daha fazla bana ayar veriyor. Ne kadar güzel bir şey. Nasıl? Bana ayar veriyor. Yani şunu böyle yapıyorsun yanlış diyor. Düşünüyorum doğru söylüyor. 40 yaşındayken böyle bir şey söylemeye bile cesaret edeceğini zannetmiyorum. Ben de şimdiki gibi efendi efendi dinlemezdim gibi düşünüyorum. Dolayısıyla hepimiz bu yaşlanma meselesini çok fazla büyütmeyelim. Adam gibi, insan gibi, güzel kadın gibi işte bak hepimiz için yaşlanması aslında bir ödül. Ve bence 60 yaş güzel hissetsinler, yarışma yapsınlar. Evet. 50 yaş güzel hissetsinler, evet, yarışma yapsınlar. 70 yaş güzel hissetsinler, yarışma yapsınlar. Yani biraz, Çağla biraz bu hayatı bizim, bizi yönetenlerin güzelleştirmesi lazım. Yani bize niye B12 vitaminini yılda bir defa bedava yapma hakkı vermez ki bu devletler? Ya devletle? Az önce siz bu testler yasallaşsın dediğinizde bedava yaptırsın kardeşim. Benim bedava aklıma yaptırsın. O geldi. Yani kömür vermek kadar önemli. Evet, evet. Yani D vitamini mutlaka akıl sağlığını yaptırsın. Korumak için. Böyle eğlenceli için işler yapsınlar. İnsanların daha çok barış içinde, keyif içinde, neşeyle yaşayabilecekleri. Bunun ölçüsü zenginlik değil. Bunun ölçüsü ekonomik zenginlikten ziyade akıl zenginliği, evet, ruhsal zenginlik, evet, manevi zenginlik. Bunlar olursa çok daha iyi bir hayatımız olur. Kesinlikle çok güzel söylediniz hocam. Valla yani aslında burada üzerine söylenecek çok fazla söz kalmasa da yine de şu sözünüz hep aklımda kalacak. Yani zerafetle ve bilgece yaşlanın. Evet. Ağzınıza sağlık diyorum. Ama burada isterseniz bağırsak sağlığımızla yine cilt ilişkisini birazcık konuşmaya başlayalım. Her kapı artık bağırsaklarımıza çıkmaya başladı. Doğru, merkezde o var çünkü. Evet, bu merkezi yönetmede veyahut da benim bağırsaklarım son derece düzenli, her gün düzenli olarak boşaltımı sağlıyorum diyende bile mitokondrilerle ilgili, oradaki probiyotiklerle ilgili sıkıntı olup olmadığını anlamak için İlla bir gayta testi, illa farklı bir test yaptırmamız gerekir mi? Hayır. Yani bir kere yani bağırsak mikrobiyota testlerinin güvenliği bugün hala sorgulama halinde. Bunu çok net bilelim. Bağırsak mikrobiyota testlerini yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Ekonomik imkanınız varsa ben merak ediyorum arkadaş diyorsanız yaptırın. Ama o yaptırdığınız testin sonucuna da o testi yorumlayana da şöyle bir dikkatle bakın. Ömrünü neredeyse 40 yılını bu işe ayırmış bir insan olarak ben bile ben bile hala bilimsel değişmelere bakarak bir önceki bilgimin bu kadar hızlı değiştiği bir bağırsak mikrobiyotası çağı yaşamadım. Yani çok her neredeyse ay yeni bir bakteri var karşımızda, probiyotik var ve yeni bir probiyotin yeni bir marifetini görüyoruz. Yani bağırsağınızdaki şu probiyotik eksilince şu
kötü bakteri çoğalıyor. Onun yaptığı şu toksin beyninize gidiyor. Parkinson olasılığınızı arttırıyor. Yani beyin bağırsak ilişkisi. Hmm. Ya da cildinizdeki kırışıklıkların nedeni yüzünüzdeki, ağzınızdaki probiyotik bakteri dengesinin bozulması olabilir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şu. Doğal beslenmeden ne kadar az uzaklaşırsak Çağla, probiyotik gücümüzü o kadar çok arttırıyoruz. Hı-hı. Probiyotik gücümüzü arttırma işini de doğaya ihale etmemiz lazım. Hı-hı. Doğal kaldığımız sürece zaten çok bizim ilave bir probiyotik desteğine ihtiyacımız yok. Hı-hı. Ama emzirerek çocuğunu büyüten, sezeryanla değil vajinal yolla çocuğunu doğuran bir anne çocuğuna en büyük mükafatı daha ilk iki yaşında veriyor. Yani burasının altını takmasına lüzum yok. Onun bağırsaklarını zaten altında dolduruyor. Dolayısıyla bilgimiz arttıkça, probiyotik bilgimiz daha da zengin, daha da güçlü bir sağlığa sahip olacağımız kesin. Kesin. Çok detaylı bir konu. Yenilenen bilgilerle yine... Bir şey söylemek çok zor Çağla. Evet, biz de her hafta konuşmaya devam ederiz. Kesinlikle. Sizler gibi kıymetli hekimlerimiz sayesinde diyoruz ve reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken henüz pişmediği için çok üzülen bir şefimiz var. Size göstermek istiyordu. Çok güzel sunum hazırlamış ama dedi ki böyle de çok güzel görünüyor. Evet. Enginarımıza bir bakalım Nurcuğum. Güzel bir pembe renk bir bahar pilavı hazırladık. Bol sebzeli azıcık pirinç kullandık. Piştikten sonra dediğim gibi otlarını o zaman ekleyeceğim. Dereotu ve nane kullanacağım ben. Burada da kıtır tatlımız var. Çilekli ve muzlu, glutensiz. Of. Ve rafine şekersiz ama yine kıtır, yine lezzetli. Bayram tatlısı. Bayram tatlısı. Kutlu olsun bir kez daha diyelim. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocama bir alkış rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam, ağzınıza, emeğinize, enerjinize sağlık diyorum. Haftaya buluşmak üzere. Haftaya görüşmek üzere hocam. İnşallah. Biz yarın görüşürüz efendim. Hoşçakalın.